Sağ ol sana. Teşekkür ederim. Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız. Merhaba. Cemal Bey. Selam. 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 Yönetim kurulayız. Yapmaz mı? Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası, biliyorsunuz 111 bin üyesi olan Türkiye'deki en büyük meslek örgütlerinden biridir. Biz de Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası olarak birlikte düzenlediğimiz ortak bir etkinliğimiz olmuştu. Yıllara dayanan bir dayanışmamız vardı İnşaat Mühendisleri Odası Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın ve bunu bir konferansla ileriye götürme kararlılığımız oldu. Ve bu konferansı da ülkemizdeki kanayan yaralarından biri olan ulaşım sorununa ayırdık. Bu ulaşım noktasında yaptığımız konferans ve konferansta konuşmalar, gerek katılımcılar, gerek davetliler, gerekse akademisyenlerin yaptığı genel değerlendirmeden sonra ortaya bizim odalar olarak bize bir sorumluluk yüklendi. Bu sorumluluk da bizim KKDC'nin ulaştırması ile ilgili bir genel bir değerlendirmenin yapılıp bir durum tespiti yapmamız noktasında bir duruma getirdi bizi. Bu noktada gerek odamızın akademik kurulu, gerek komitesi, gerek Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası'nın akademik kurulu bu çalışmayı tamamladı, sonuçlandırdı ve genel KKDC ulaştırmasının genel değerlendirmesini ve içerisinde de aslında bu olayın bir mühendislik noktasında gerekli ilgi gösterilmesi durumunda da bir güzergahı ele aldığımız bir eylem planını da oluşturduk ve aslında örnek söylüyorum, Mausa'dan Lefkoşa'ya olan yoldaki kurulun kurulmasından kamuoyunu orada yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirecek sürecin bütününü yapacağımız bir eylem planı da aslında 100 gün sınırı içerisinde tamamlanacağı noktasında da genel bir değerlendirmemiz oldu. Kısaca ben size tespitlerimizi söylerken, tabii ulaştırmamızdaki en büyük sorun ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı bu karayolları ulaşımı ile ilgili, tabii ki karayolları ve şehir içi yollarımızla ilgili. Bu noktada trafik sıkışıklığı, trafikten kaynaklı olan problemlerimizin çok sıkıntılı olduğu ve kazaların da boyut itibariyle ki gerek Avrupa ülkeleri, gerek Güney, gerekse Türkiye'ye göre de nüfus bazında ciddi oranda olduğu, hani birincilikler elde edebileceğimiz bir husus olduğu görülüyor. Bu noktada bizim bu araştırma neticesinde ortalama kişi başı bir aracın düştüğü bir ülkedeyiz ki bu da dünyada en gelişmiş ülkelerin bile 2 katı, 3 katı noktasındadır. Bunlar da tabii netice itibariyle bize ciddi bir trafik problemi olarak geri dönmekte olduğunu tespit ettik. Ayrıca yapısal problemlerimiz olduğunu da biz bu çalışmada tespit ettik ve yönetsel olarak da bu trafik ulaştırma ile ilgili çok başlılık olduğunu, birçok şeye bölündüğünü ve bu raporumuzda da yaptığımız değerlendirmelerde bunun da artık tek elde, tek yönetim şekliyle yürütülmesi gerektiği noktasında bir tespitimiz oldu. Bununla ilgili mühendislik ve diğer çözümlemelerimiz ve yapılması gerekenlerle ilgili raporumuzda detaylı olarak bulunmaktadır. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Şimdi trafik ve ulaşım sorunu Türkiye açısından da son derece önemli bir konu. Yaklaşık olarak yılda kaza yerinde Sayın Cumhurbaşkanım 3500 kişi, kaza dışı ölümlerde de 3500 kişi, toplam olarak 7000 kişi trafik kazalarında kaybediyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük kentlerde de ulaşım sorunu giderek büyüyor. Yani insanların kentlerde, özellikle metropol kentlerde, İstanbul başta olmak üzere yaşayan insanların büyük bir kısmının işte iş ev arası, ev iş arası, okul ev arası zamanlarının önemlice bir kısmı yollarda geçiyor. Bu nedenle gerek kentler arası ulaştırma, gerekse kent içi ulaştırma İstanbul açısından da, Türkiye açısından da son derece önemli bir konu. İnşaat Mühendisleri Odası olarak biz Türkiye'de bugüne kadar sadece kongre olarak inşaat özelinde, ulaştırma özelinde 12 kongre yaptık.
ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde. Bunların bir kısmına Seren Başkan ve Kıbrıslı meslektaşlarımız da katıldılar. Gerçekten son derece önemli, yani dünyada ulaştırma sistemlerini çözen, trafiğini rahatlatan uzmanların çağrılmalarıyla önemli çalışmalar yapıldı. Bunu Kıbrıs'a taşıyalım diye arkadaşlarımızın önerileri oldular. Ulaştırma ve başka konularda olduğu gibi, sağ olsunlar. İşte 22-23 Eylül tarihinde burada bir konferans yapıldı. Türkiye'den gelen 4 uzman vardı, meslek odası yöneticilerimiz vardı. Kıbrıslı meslektaşlarımız ve yöneticiler vardı. O yanıyla da gerçekten mutlu olduk. Olması gereken oydu. Çünkü biz zaman zaman Türkiye'de benzeri etkinlikler yaparız. Kendimiz söyler, kendimiz oynarız çerçevesinde. Oysa kenti ve ülkeyi yöneten insanlarla birlikte çalışmak, uzmanlıkları, bilimi, bilgiyi ortaya koymak hem bizim açımızdan hem diğer dünya ülkeleri açısından son derece önemli oluyor. Çünkü bizim mesleğimiz bir yanıyla da uzmanlık mesleği ve evrensel bir meslek. Bu çerçevede hem öğreniyoruz hem öğrendiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hazırlamış olduğumuz işte burada yapılan toplantıdan sonra Türkiye'de bir masa başı çalışması yapıldı. Çalıştay yapıldı. Kıbrıs'tan gelen meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, işte trafik müdürleri, ilgililer, bizdeki uzman, işte akademisyen seviyesindeki meslektaşlarımız katılıp ortak bir masa başı çalışması yaptılar. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç burada. Dolayısıyla sizlere takdim edelim dedik. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan diğer yöneticilere takdim edelim dedik. Bundan sonraki süreçte de bir yerde bırakmamak yapılan çalışmaları. Yaptık oldu anlayışı bize de uygun bir şey değil. Sağ olun, sizler de ilk geldiğimiz zaman da ilgi göstermiştiniz, kabul etmiştiniz. Yapmış olduğumuz toplantıya meclis başkanı, o zaman siz yurt dışında olduğunuz için vekiliniz katılmıştı. Önemsedik. Bu çerçevede umuyorum ki Seren Başkan'ın da ifade ettiği gibi yılda yaklaşık olarak nüfus oranına bakacak olursak 40 kişinin işte kazalarda yaşamını kaybetmesi Kıbrıs açısından çok büyük bir oran. Bunun azalması lazım. Azalması için de bir takım şeylerin yapılması lazım. Sadece İşte sürücü hatalarına bağlamamak lazım ölümlü kazaları, yol problemlerine bağlamamak lazım. Aynı zamanda bunun bir yönetim şeklinin de olması lazım. Dolayısıyla elinizde bulunan rapor kapsamlı bir çerçevede öneriler sunuyor. Umuyorum ki bundan sonraki dönemde bize, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası'na ne düşerse, hem Seren Başkan'ın şahsında hem sizlerin özelinde Kıbrıs'ın ulaştırmasını. Çünkü biz insanları seviyoruz. Yani Kıbrıslı insanların işte uygun olmayan bir çerçevede trafik kazalarında yaşamlarını kaybetmesi veya dünyanın başka yerlerinde insanların trafik kazalarında yaşamlarını kaybetmesi meslek insanları olarak bizi üzüyor. Çünkü bizim mesleğimizle ilgili bir problem ortaya çıkıyor. Umuyorum ki yapmış olduğumuz bu çalışma sizler açısından, odamız açısından katkı sağlar diye düşünüyoruz. Ayrıca kabulünüz, ilginiz ve konuya duyarlılığınız nedeniyle de teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Sayın Başkanlar, değerli üyeler, çok teşekkür ediyorum. Trafik bizim kanayan yaramız yahut da kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Ama insan hayatıyla yakından ilişkili olduğu için de en önemlilerinden bir tanesi. Gün geçmiyor ki bir acı haberle sarsılmayalım. Dediğiniz gibi nüfusumuza oranla 40-50 arası insanımızı kaybetmiş olmak önemli bir orandır. Bir zamanlar işte bu hız ölçer aletleri yollara taktığımızda bu sayının giderek azalacağını umut ettik. Ama öyle olmadı. Yine 40-50 arası insanımızı yollarda maalesef kaybetmekteyiz. Tabii Türkiye'de bu büyük acıdan muzdarip ülkelerden biri.
Ama tabii ateş düştüğü yeri yakar. Burası küçük olduğu için insanlar da birbirini tanıyor. Ve bu acı çok daha fazla hissediliyor küçük toplumumuzda. O nedenle gerçekten çok hayati bir konu, trafik konusu. Ve bunun birçok boyutu var sizlerin de söylediği gibi. Olayın sürücü boyutu var, dikkat boyutu var, eğitim boyutu var, altyapı durumu var, denetim boyutu var, kavşakların durumudur, şudur budur, bir sürü konu var. Ben siz konuşurken süratle bir göz attım başlıklara. Benim de öteden beri inandığım toplu taşımacılık olayına da değiniyorsunuz. Gerçekten yani trafikte sadece bireysel çözümlerle bir yere varmak mümkün değil. Ben geçmiş yıllarda belediye başkanlığı yaptığım sırada Lefkoşa'da ilk kentsel ulaşım projesini uygulamaya koyup 14 adet orta boy otobüsü Lefkoşa halkının hizmetine sunmuştum 1984 yılında. Benden sonra bunun daha da gelişerek bugünlere gelmesi gerekirken maalesef öyle bir sistem de kalmadı şimdi. Halbuki bizim bu 3300 kilometre karelik küçük fiziki bölgemizde hem kentler arası, kasabalar arası yani en ücra noktaya kadar biz bu toplu taşımacılığı yayabiliriz. Bu yayıldığı takdirde ama güvenli, temiz, sürdürülebilir bir sistem kurmamız lazım. Böyle gelip geçici bir sistem değil. Bunu kurabildiğimiz takdirde bu kişi başı bir mi dediniz araç sayısı, bu herhalde illaki o oranda olmaz. Yani insanlar güven duyarak bir toplu taşımacılık sistemine dahil olurlarsa, o zaman şöyle diyelim, özel arabasını daha az kullanma ihtiyacı duyar. İllaki ondan vazgeçmesi gerekmez ama yollarda, sokaklarda gördüğümüz özel araç sayısı giderek daha uygun oranlara yönelebilir. Dolayısıyla bu konuda yapacak çok işimiz var. Siz değindiğiniz sözlerinizin arasında var Sayın Başkan. İşte bu çalışmaları, bu güzel çalışmaları, güzel raporları yapmak değil hüner. Bu da tabii önemli bir hizmet ama bunu alıp da rafa koyarsak hiçbir anlamı olmaz. O nedenle ben temenni ederim, bu güzel çalışma zamanlı da oldu. Ülkemiz yeni bir seçim dönemine giriyor. Ocak ayından itibaren oluşacak olan hükümet önünde böyle bir bilimsel çalışma bulacak. Bizlerin de katkılarıyla, sizlerin de sürecek olan katkılarıyla inşallah bilimsel çerçevede bu ulaşım konusuna, trafik konusuna çözümler üreten bir aşamaya geçelim. Yani zaman zaman bazı olaylar oluyor. İşte bir çemberde birileri bir şey geliştiriyor, yaptım oldu diyor. Şimdi olmuyor işte ama ondan sonra pratikte olmadığı anlaşılıyor. O nedenle her işimizi biz iyice araştırarak, tartışarak ve sizler gibi bu işi bilenlere danışarak bu bir uzmanlık alanı. Dolayısıyla herkes her şeyi bilemez. O alanın uzmanlarından yararlanmak lazım ve bilimsel çözümler üretmek lazım. Sürdürülebilirliği olan çözümler üretmek lazım. Ben tabii ki bu anlayış içerisinde her türlü desteği vermeye hazırım. Bundan sonra da aynı şekilde ülkemizin bu sorunlarının aşılması için sizlerle Cumhurbaşkanlığı olarak işbirliği içinde çalışmaya hazırız. Aynı şekilde eminim hükümetimizle ve ilgili bakanlıkta bundan sonraki süreçlerde sizinle aynı duygular içinde çalışmak isteyecektir diye